Merhabalar. Bugün sizlere makromeden mumluk yapmasını göstereceğim. Elimden geldiği kadarıyla. Öncelikle e, ihtiyacımız olan şeyler %100 pamuk bir makrome iplik. Şu şekilde. Kilo hesabı olarak satılıyor. Ortalama kilosu 35-40 lira ve bir kilodan da yeterince çok fazla şey yapabilirsiniz. Boş bir kavanoz. 1 ya da yarım litrelik kullanmadığınız herhangi bir kavanoz. Öncelikle e, kavanozun boyunu ölçmekle başlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz modelden yapacağız bugün. Dilerseniz siz daha farklı modeller yapabilirsiniz tabii ki. Tamamen hayal gücünüze bağlı. Kavanozumuzu ölçüyoruz. Şu şekilde ölçtükten sonra ip boyumuz kavanozun 4,5 katı olması lazım. Yoksa ki ipleriniz eksik kalır ve modeliniz güzel olmaz. Kavanozun 4,5 boyu şeklinde ben iplerimi kestim hazırladım. Şu şekilde ikiye katlayarak iplerimizi hazır bulunduruyoruz. Büyük boy 1 litrelik kavanoz için 40 adet, 42 adet kestim ben küçük boy içinse 36 adet kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde aralıklı olduğunda ışığınız daha fazla çıkacaktır. Şu anda gündüz ışığında çektiğim için ışık çok fazla belli olmuyor ama e, videonun sonuna akşamki halini de koyacağım sizler için. Siz de bu şekilde bir sehpa ya da bir sandalye bacağı herhangi bir yer ayarlayabilirsiniz. Rastgele kavanozun çevresini örtecek kadar ya da daha fazlasında kılavuz bir ip ayarlıyoruz kendimize yine makrame ipimizden. Küçük kavanozu yapacağım için 36 adet kavanozun 4,5 katı boyunda ipimi kestim. Şu şekilde ortadan ikiye katladım. Ortadan ikiye katladığım iplerimi şu şekilde geçiriyorum. Bu aşamada yeterince sıktırsanız yeterli. Öyle sımsıkı olmasına gerek yok. şöyle yapıyorum. Şuradan tutup bunu böyle tamamen içinden geçiriyorum. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Evet, iplerimizin hepsini taktık. 36 adet bu şekilde. Şimdi bunu çözüyorum buradan. Kavanozumuzu alıyoruz. Şu taktığımız kısmın arka tarafını dışa getirmemiz gerekiyor. Yani şu şekilde gözüken boncuklu gibi kısmı tersini dışa getirmemiz gerekiyor. Şu şekilde bağlıyorum. Ee, bu şekilde bağladıktan sonra 36 adet takmıştık zaten. Üçerli üçerli gruplarda ayırıyoruz. Toplamda 12 adet olacak bu gruplarımız. Şimdi modelimizi yapmaya başlayabiliriz. Bu şekilde yaparken çekip sıktıracağımız için kavanoz düşecektir. İçine mutlaka bir ağırlık koymanızı tavsiye ederim. Taş olabilir. Ben evdeki kumbarayı değerlendiriyorum. Bozuk paralardan oluşturduğum kumbarayı şu şekilde koyuyorum. Gayet ağır oluyor zaten. Şimdi şöyle üçlü bir şekilde alıyoruz. Bu üçlü yaptığımız bir grubun tekini aldım birer tane. İkişerli ikişerli oluyor zaten. Şu tarafa, sol tarafa şöyle bir D harfi yapıyorum. Şu şekilde. Ters bir D harfi. Sonra bu sağ tarafta kalan ipimi şu üste getiriyorum. Bu üstten doğru D harfinin içine geçiriyorum buraya. Ve buradan bunu böyle geçirip sıkıştıracağım. Şu şekilde olmuş olması gerekiyor. Şöyle sıkıştırıyoruz düzgün olması lazım. Eğer buralarda ipiniz kıvrılırsa modeliniz ortaya çıkmayacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi sağ tarafı böyle D harfi yapıyorum. Sol taraftaki ipimi şuradan üstten alıp arkadan doğru D harfinin içinden geçiriyorum. Sıktırıyorum. bu şekilde oluyor. Şimdi altına hemen ikinci modeli koymamız lazım. Bunda da sağ tarafa D yapıyoruz ilk olarak. D'yi yaptım. İpin üstüne diğer ipimi koydum. içinden geçirdim arkasından doğru. Şöyle sıkıştırdım. Şimdi sol taraftan bir D yapıyorum. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Tüm yaptığımız üçlü gruplara bunu bu şekilde uygulamamız gerekiyor ilk olarak. Diğerine geçiyorum şimdi. Yine ilk olarak soldakinden başlıyorum. Sol tarafa bir D yaptım. En sağdaki ipimi üste atıyorum. Üste attıktan sonra bunu şu şekilde arkadan geçiriyorum. Şöyle dönen iplerimizi düzeltmemiz lazım. çok sımsıkı yapmayın ama gevşek de olmasın. Orta sıkılıkta olması lazım. Sımsıkı yaptığınızda model kendini kaybediyor özellikle ince iplerde. Ama sizin ipiniz çok aşırı kalınsa tabii ki çok sıktırmanız lazım. Tüm sıramızı gösterdiğimiz şekilde yaptık, düğümledik şu şekilde göstereyim size. De. Şimdi şu iki model arasında şu en üsttekini alıyoruz. Üsttekini bu bir sağ taraftakinden de en üsttekini alıyoruz. Şunlar ikinci iplerimiz oluyor. Şu şekilde yine kendimize 3 adet ip yapıyoruz. Yine üstteki tekniğin aynısı. Sol tarafa bir ters de sağdaki ipi içinden geçiriyoruz. Üsttekinin aynısı. Sadece ipleri bu şekilde aldığımız için modeli tam olarak aralarına koymuş olacağız. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle aşağıya doğru çekip gerdirirseniz daha da düzgün olacaktır. Diğerine geçelim. Yine bu en üsttekini alıyoruz. En üsttekini aldım. Yanlardakini aldım. Tüm boşluklara bu modeli uyguluyoruz. Şu anda şu gördüğünüz kısımları yapmış olduk. Şu kısımları yapmış olduk. Alttaki sırayı da bitirdiğimizde şu kısmımız tamamen oluşmuş olacak. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi şurada gördüğünüz şu tek sıra olan modelimizi gideceğiz. Tek sıra, tek şerit. Onun için kendinize herhangi bir başlangıç noktası seçin. Şu şekilde ikili sıranın altında 3 adet sarkan ipimiz oluştu. Bu 3 adet sarkan ipin şu sağ taraftakini ben sağ tarafa doğru ilerleyeceğim. Şu şekilde alıyorum. Şöyle bir deniyorum. Bunun dışını tamamen sarıyor mu diye. Evet, şu şekilde yetişti. Bunu kendime kılavuz ip yapacağım şimdi. Bunu aldım. Şu şekilde tutuyorum bu ip hep üstte olacak bunun dışına vuracağımız zincirler alttan dolanması lazım şu ipi aldım şöyle bir tüyüm atıyorum Eğer böyle yaparsanız modeliniz olmayacaktır kılavuz olarak tuttuğunuz sağ elinizdeki ipinizi hep aynı yönünüze belir, e, belirleyip bu yöne doğru tutup tırnağınızla şu şekilde düzeltmeniz lazım aynı iple iki kez tüyüm atıyorum Şöyle tırnağımla düzeltiyorum. Sıktırıyorum. İkinci ipe geçiyorum. Birinci tüyümü attım. Yanına doğru sıkıştırıyorum. İkincisini attım. Her iple mutlaka iki tüyüm atmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu ip hep üstte kalacak. Tüyüm attığınız altta olması lazım. Sona doğru yaklaştıkça kılavuz ipim bayağı saldı. Şu kadar kaldı. Bu da buraya yetecek zaten benim için. son boşta kalan ipimi de bağladım iki kez her ipi iki kez tüyüm atmıştık zaten burada kalan boştaki kılavuz ipimi de şuraya hatta şunu da alıyorum şuradan şu altta kalanı da bağlıyorum Bu şekilde bağlayıp şunu da arkaya sokuyorum. Böyle eğrilikleriniz varsa düzeltebilirsiniz tırnağınızla. Zaten altına gideceğimiz modeli de yaptıktan sonra eğrilikler kalmayacaktır. Şimdi sıra şu modelimizde. Bu aşağıya doğru çaprazlan zincirlerimizi yapacağız bu şekilde. Bunun içinde. Yine aynı noktamıza geliyoruz. 36 adet yapmıştık. 36 e, adetten bir tanesini kılavuz olarak kullandık. Şimdi şuradan şu kılavuz olarak bitirdiğimin altından bir tane ip alıyorum. Bunu 45 derecelik açıyla aşağıya doğru tutmam gerekiyor. Bu benim kılavuz ipim olacak. Bu ipi hangi yöne doğru tutarsanız zinciriniz o yöne doğru bakacaktır. 45 derecelik açıyla çapraz bir şekilde aşağı tutmanız lazım. Yine bu kılavuz ipim üstte kalacak şekilde düğümleri alttan alıyorum. İkişer kez atmanız lazım. Şöyle tırnağımla düzeltiyorum. Birincisini attım. İkincisini. İkinci ipimdeyim. Üçüncüyü attım. Gördüğünüz gibi bu sağ elim kılavuz ipi tutan elim hep sabit kalıyor. Eğer bunu sağa sola oynatırsam ipin yönü değişebilir. Şeklimiz tam olarak belli olmaz. Şuradan da sayalım. Zaten bu yaptığımız ipler kenara doğru çapraz olarak çıkıyor. Burada 6 adet olması lazım. 2, 4, şu an 5. yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 2 4 6 6 adet bu şekilde yaptım. Şimdi şu sıradaki ipimi alıyorum. Yeni zikzak için bunu kılavuz olarak kullanıp 45 derece olarak aşağı düşürüyorum. Sırayla her seferinde 6 ip yan tarafa böyle sarkacak şekilde tüm sırayı gitmemiz lazım. Burada tümlerinizi sık atmanız gerekiyor mutlaka. Yoksa açılabilir ya da şekliniz tam olarak oturmayabilir. İkincisi de bitti. İlk sıramız bitti. Gördüğünüz gibi her yere bu şekilde çapraz düğümler attık. Şimdi şu şekilde ikinci sıramızı yapacağız. Buraya 6 tane bırakmıştık ilk sırada. 6 tanenin en başındakini kendimize alıyoruz. Bunu aşağı doğru yine 45 derecelik açıyla üsttekinin bitişinde tutuyoruz. Her iple sırasıyla ikişer tüyüm atıyoruz. Sık atmamız lazım bunları da. Şurada kalanı da almamız lazım. Üsttekinin kılavuzu olan ipi. Onu da şu şekilde alttan alıyoruz. Ne iki, iki kere düğüm yapıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz biraz. Ve burası da hazır. Şimdi diğerine geçeceğiz. Bu şekilde tüm zikzakları tamamlamamız lazım.